İkinci dereceden denklemlerdeki kök katsayı sayı bağıntılarıyla ilgili örnek çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. x kare eksi 4 x'ye eksi 2 y kare eşittir 0 denkleminde x ve y sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere x bölü y'nin alabileceği değerlerin toplamını bulunuz demişim. Ee, güzel örneklerden bir tanesi aslında bu konuyla ilgili. Şöyle ki biz x bölü y'nin oranını bulabilmek için yani x bölü y oranını bulabilmek için aslında elimizdeki bütün terimleri y kareye böldüğümüzü düşünün arkadaşlar. O halde x kare bölü y kare eksi 4 x y bölü y kare eksi 2 y kare bölü y kare eşittir 0 bölü y kareden dolayı orası zaten değişmeyecek. İlk ifade x bölü y'nin karesi oldu. Diğeri 4 tane x bölü y oldu. Diğer taraftan eksi 2 var eşittir 0 çıktı. Aslında bu ifade x bölü y'ye bağlı ikinci dereceden bir denkleme dönüşmüş oldu. Dolayısıyla x bölü y'nin alabileceği değerlerin toplamı bu denklemin kökler toplamı olan arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan dolayı 4 çıkacaktır. x kare eksi m artı 2 x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu denklemin kökleri arasında x1 çarpı x2'nin karesi eşittir 12 bağıntısı varsa m'yi bulunuz demişiz. Şimdi x1 çarpı x2'nin karesini aslında şöyle yazabilirim arkadaşlar. x1 çarpı x2 çarpı x2 eşittir 12. x1 çarpı x2 kökler çarpımdan eksi 4. x2 ile çarpılınca 12 çıkacaksa demek ki x2 değeri eksi 3. Bu kök olduğu için kök denklemi sağlar dedik. 9. Eksi 3'ü yerine koyarsam içeriye eksi de önünde olduğu için artı 3'ü dağıtmış olacağım. 3m artı 6. Eksi 4 eşittir 0 geldi. Demek ki 3M 15'ten 4 çıktım. Artı 11 eşittir. 0 iken M değeri arkadaşlar. Eksi 11 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır. X kare artı AX artı 3 eşittir. 0 denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. X1 artı 1 bölü X2 1 olduğuna göre A değeri kaçtır? Payda eşitlersem arkadaşlar X1 ile X2'nin çarpımını 1 ekliyorum. X2'ye böldüğümde cevap 1 çıkıyor. Demek ki X1 çarpı x2 artı 1 eşittir x2 oldu. x1 çarpı x2 c bölü a'dan 3'tü. Dolayısıyla x2 bunun bir fazlası olan 4. 4 yine denklemi sağlar dersek 16 artı 4a artı 3 eşittir 0 çıktı. Demek ki 4a eşittir eksi 19. O halde a değeri arkadaşlar eksi 19 bölü 4 olacaktır. Yine son zamanlarda çok fazla karşımıza çıkan soru kalıplarından bir tanesi ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde katsayılar arasında 4a artı c eşittir 2b bağıntısı varsa bu denklemin köklerini bulunuz demişiz. Şimdi biz 2 byi de diğer tarafa atacak olursak elimize 4a eksi 2b artı c eşittir 0 diye bir denklem çıkmış olur. Bunun manası şu. Biz demek ki denklemde x yerine öyle bir sayı yazmışız ki yani biz ona kök diyelim. O kökü yerine yazdığımız zaman karşımıza 4a eksi 2b artı c ifadesi çıkmış. Bunu sağlayacak x değeri arkadaşlar eksi e, 2'dir. Çünkü eksi 2'nin karesinden 4a gelir. Ama eksi 2 ile b'yi çarptığımız için eksi 2b vardır. Yine yanındaki c zaten korunmuştur. Demek ki köklerden birine biz eksi 2 diyebiliriz. Ha, diğer kökü kökler toplamının eksi b bölü a olarak yazılmasından veya kökler çarpımının c bölü a olarak yazılmasından faydalanarak bulacağız. Örneğin biz eksi 2'yi kökler toplamında yerine yazarsak x1 eksi 2 eksi b bölü a ise x1 2 eksi b bölü a yani 2a eksi b bölü a olarak gelecek. Veyahut da biz burada x1'i bu taraftakinde yerine koyarsak eksi 2 diye eksi 2 x2 c bölü a o halde x2 değeri c bölü a'yı eksi 2'ye bölersem eksi c bölü 2a olarak çıkacak. Artık seçeneklerde hangisi varsa onu işaretliyoruz arkadaşlar. <laughs>